gerekiyor. Sonuçta orası devleti yönetenlerin, iktidarın ve iktidarın bu işi yönetmekle görevlendirdiği kişilerin sorumluluğunda. O yüzden tabii ki de soracağız, sorgulamaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim ilk sırada paylaştığımız gelişmeye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 terörist var demişti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Peki sonra ne oldu? Bunun arkası gelmedi. Daha doğrusu müfettişler görevlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teftiş başladı ama bir sonuç çıkmadı. Hala pek çok insan ne olduğunu, ne aşamada olduğunu bilmiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuyla ilgili bir kez daha konuştu ve dedi ki bu kez 1668 terörle, terör örgütüyle iltisaklı kişiler var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan. Tabii CHP'den ve Ekrem İmamoğlu'ndan hemen cevap geldi. Epey sert oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 1668 terörist varsa senin görevin ne diye sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ekrem İmamoğlu da yalan ve iftirayı kendisine huy edinmiş bir kişiyle karşı karşıyayız dedi. Ayrıca 709 kişinin kendisi hakkında ve 959 kişinin yakınları hakkında olmak üzere toplam 1668 kişi hakkında terör örgütleriyle irtibat ve iltisaklı olduklarına dair ilişik kaydı ve adli kayıt bulunduğu tespit edilmiştir. Yalan söylemeyi ve iftira atmayı kendine huy edinmiş bir kişiyle karşı karşıyayız. Ülkemiz için, milletimiz için gerçekten ciddi bir güvenlik sorunudur Sayın Bakan. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde terörle ilişkili personel tartışmasını yeniden başlattı. Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 557 terörist var demişti. Bu kez 1668 kişiden bahsetti ama bu sayıya personelin yakınlarını dahil etti. Soylu'nun açıklaması, CHP'li belediyelere ilişkin soruşturmanın ne kadar ayrıntılı olduğunu da gözler önüne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu da buna dikkat çekti. Bu zat 557 terörist demiştir. Üstünden bir seneye aşkın süre geçmiştir. 12. ayına giriyoruz arkadaşlar. Ve ortada hiçbir şey yoktur. Hatta ikinci dereceden, üçüncü dereceden ailelerine giderek, müfettişleri her hafta buraya göndererek, müfettişlik müessesesini bile ne yazık ki ayaklar altına alacak şekilde hareket eden bir bakandır kendisi. Soylu geçen yıl İBB'de sizin de söylediğiniz gibi 557 terörist var dedi. Hiçbirini ispat edebildi mi? Şimdi çıkmış 1668 terörle irtibatlı kişi işe alındı diyor İstanbul'da. Sen niye iş yapıyorsun? O koltukta niye oturuyorsun? Senin görevin ne? İçişleri Bakanı Soylu'nun 557 terörist açıklamasının üzerinden aylar geçti. CHP Soylu'nun açıklamalarının iftiradan öteye gitmediğini söylerken, İçişleri Bakanı bütçe görüşmeleri sırasında bir kırmızı dosya daha salladı elinde. Haftaya açıklayacağım dedi. O açıklamayı yaptı. Hedefinde yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardı. İBB'nin ilk defa işe aldığı 15.125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmediğini söyledi Soylu. Güvenlik soruşturması istenmedi diyor. Ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi son dönemde 11.000'den fazla güvenlik soruşturması talebinde bulundu. Valilik bunun sadece 8.000'ini gönderdi belediyemize. Valilik görevini yapamıyorsa biz ne yapalım? Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir. FETÖ-PDE 875, PKK-KCK 432, DHKPC 143, THKPC 66, TKP-ML 64, MLKP 33. 3,5 sene önce çıkıp ortalama 700 terörist tespit ettik demiştir. Bir mahkeme açıldı, 41 kişi yargılandı, hepsi de beraat etti. Kocaman bir sıfırla yola çıkmıştır, yani sonuç bulmuştur bu süreç. Soylu, belediyelere dair soruşturmaların yasalara uygun denetimler olduğunu savundu. Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir, burası devlettir dedi. İBB'ye kayyum iddialarına da yanıt verdi. Kayyumun gündemimizde olmadığı, böyle bir değerlendirmemiz olmadığını net bir şekilde burada söylemek isterim. Gündemimizde kayyum ataması yok demeyi bile cesaret edemez. Yani lütfetmiş diyeceğiz. CHP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediyelerin özel olarak hedef alındığını söyledi. İddia ediyorum, söylüyorum.
İçişleri Bakanlığı'nda bir birim kurup sadece bizim belediyelerimize gönderiyorlar. Kaçına suç duyurusunda bulunmuş, kaçını görevden almış. Belediyelerimiz de zaten bu konuyla ilgili gerekli açıklamaları yapacak. Ekrem İmamoğlu da bakanın daha önceki terörist açıklamalarını hatırlattı, iftira dedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle yalanla, iftirayla dili dolu olan bir bakanı kapkara bir leke olarak tarihine geçirmiştir. Bakanın açıklamalarına ilişkin valiliğe yazı yazacağını duyurdu. Yalanına, iftirasına devam ediyor. Yazılar yazacağım. Daha önce yazdığım gibi iftiralarına dönük. Bu iddialar için de yazı yazacağım ben. Bizzat yollayacağım. Adım gibi eminim buna da cevap veremeyecekler. Evet, aylar önce bir kez daha gündeme geldi. Arkası getirilmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve o kadar çalışan zan altında kaldı. Ve şimdi aylar sonra bir kez daha aynı suçlamalarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üstelik bu kez rakamı da yükseltti. 1668 kişi dedi. Şimdi tepkileri ve Ekrem İmamoğlu'nun cevabını gördük. Bu arada şuna da yakından bakalım. Birazdan Sayın Doğan Subaşı ile konuşacağız. Bakın. Belediyeler ve belediye şirketlerinde yürütülen özel teftiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaştığı bilgilerden, belgelerden biri de buydu. Ve diyor ki aslında böyle de savunuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Sadece efendim söyledikleri gibi, iddia ettikleri gibi CHP'li belediyelerle ilgili teftiş yürütmüyoruz. Bakın bunların içinde AK Partili belediyeler de var. Mesela AK Partili 72 belediyede özel bir teftiş var. Efendim CHP'de 57 belediyede özel teftiş var ama MHP'li belediyelerde de var, İYİ Parti'de var, HDP'de 34 belediyesinde yürütülen teftişler var, müfettişlerin çalışmaları var. Yani öyle sadece muhalefete yükleniyoruz, sadece muhalefetle ilgili yürütülüyor bunlar gibi bir algı yanlış değil diye de bir savunması var. Tabii akla gelen daha pek çok soru var. Neden o daha önceki 500 küsür kişiyle ilgili yürütülen teftişten bir sonuç çıkmadı? Neden sürekli belli periyotlarda gündeme getiriliyor? Ne yapılmak isteniyor? Bunları konuşacağız efendim. Sayın Doğan Subaşı'yla, kendisi şu anda karşımızda Skype bağlantısıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanı. Merhabalar, hoş geldiniz Sayın Subaşı. Merhabalar. Grup Başkan Vekili düzelteyim hemen. Evet, Sayın Subaşı. Şimdi 557'den sayı çıktı 1668'e aradan geçen kısa süre içerisinde. Şimdi daha önceki bu müfettişler görevlendirildi, bir süreç başlatıldı. O teftişten hiçbir sonuç çıkmadı. Herhalde kamuoyunun önemli bir bölümü de bunu unuttu gitti. Zaten Türkiye'de her gün gündem değişiyor. Önce bizi bu konuda bir bilgilendirir misiniz? Sayın İçişleri Bakanı'nın daha önce yaptığı açıklamalar, ortaya attığı iddialar ışığında yürütülen teftişlerden nasıl bir sonuç çıktı? Ne oldu? Teftiş raporlarını biz bilebilsek o sonuçları da bilebiliriz. Biz teftiş sonuçlarını görmüyoruz şu anda. Ya da en azından bildiğim kadarıyla müfettiş raporlarını bilmiyoruz şu anda. Ne gibi bir sonuca ulaştığını. İşte Sayın Bakan'ın bu demeçlerinden bir fikir ediniyoruz. Ama bizim henüz müfettiş raporlarına ilişkin bir tanıklığımız, bir görgümüz yok. Evet. Şimdi aslında Seda Hanım, bu iş geçen sene bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geliyor mu sesim? Evet, evet, duyuyoruz. Buyurun. Bu 557 terörist var iddiasından sonra çıktı. Bu iddiadan sonra ne oldu? Yani bu 557 isim ne oldu? Şimdi bir İçişleri Bakanı diyor ki 557 terörist var İBB'de çalışıyor diyor. Evet. O günden bu yana bu isimlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilmiş olması gerekirdi, değil mi? Bu 557 kişiyle ilgili dava açılmış olması, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş olması gerekmez miydi? Hı hı. Bunlar yapıldı mı hiç? Kamuoyuna yansıdı mı böyle bir şey? Hayır. Yansımadı. Şimdi yani Sayın İçişleri Bakanı'nın sözlerini ben devlet ciddiyetiyle bağdaştıramıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kamu kuruluşu. İçişleri Bakanlığı da devletimizin başka bir kuruluşu. Eğer böyle bir tespit varsa, bu tespit yazılı
olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilir. Eğer çok gizli bilgiler varsa içinde, güvenlik açısından sıkıntılı bilgiler varsa, gerekirse kurye ile getirilir, teslim edilir. Bu 557 kişinin durumu budur. Bilginiz olsun denilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de ilgili birimleri bu incelemeyi yaparlar ve bunlarla ilgili İBB'nin yapacağı şey nedir? Yani biz dava açacak falan halimiz yok. Onlar savcılık makamlarının işi. Biz aramızdaki iş sözleşmesini, hizmet akdini sona erdiririz. Bu 557 kişiyi işten çıkarırız. Ama geçen seneden beri bir yıldır 557 kişinin ismiyle ilgili bir gelişme olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda İçişleri Bakanlığı'na yazı yazdı. Dedi ki bu 557 ismi bize verin. Nasıl bir yanıt geldi biliyor musunuz? Kişisel verileri koruma kanununa göre bu isimleri size veremeyiz dediler. Kişisel verileri koruma kanunuymuş. Dolayısıyla şimdi bu Kasım'da herhalde ortamı buna uygun buldu. Çünkü İstiklal Caddesi'nde bir terör eylemi oldu. Evet. Onunla da ilgili kamuoyunda birçok soru işareti var. Ardından terörle ilgili, terör örgütleriyle ilgili bir yoğunlaşmış bir mücadele başladı. Evet. Neden beri zaten devam eden bir mücadele. Ama Suriye'de terör örgütünün değişik tesis mi diyelim artık, kamplar, değişik bombalamalar yapıldı. Dolayısıyla terörle mücadele gündemi ısındı. Şimdi böyle bir ısınmış gündem içerisinde acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bütün bu iklim içerisinde nasıl suçlarım, nasıl küçük düşürürüm, nasıl buradan siyasi malzeme çıkarırım diye Sayın İçişleri Bakanı işte çıkmış önünde bir takım sayılar, rakamlar, onları kamuoyunun önünde sanki ciddi bir iş yapıyormuş gibi sunmaya kalkıyor. Bakın bu sefer rakam 557'den 709'a çıktı. 959 tane de yakınları girdi. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde biri işe başlamak için adli sicil kaydı alınır. Şimdi tam da onu soracaktım Sayın Subaşı. Araya girdim, özür dilerim. Aslında bunlar zamanda konuşuldu. Daha önce sizler de ilk Sayın Soylu bunları söylediğinde, ortaya attığında bu iddiaları, sizler de Sayın İmamoğlu da açıkladı. Yahu biz dediler işe alırken bir kişi iş başvurusu yaptığında nelere bakarız? Hangi belgeleri isteriz? Bunlar ortadadır. Adli sicil kaydına bakarız. Adli sicil kaydında da bir sorun yoksa, eğer temizse işe alırız. Bunun ötesinde başka ne yapılması gerekiyordu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tutuyor İçişleri Bakanı Soylu? Şimdi şu yapılması gerekiyor bir de. İşe aldıktan sonra, işe ilgili kişiyi aldıktan sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için durum valiliğe bildiriyor. Biz bunlarla işe başladık. Bunların durumu nedir diye. Yani normalde böyleydi. Fakat Anayasa Mahkemesi Kasım 2019'da bununla ilgili yasayı iptal etti. Ve Nisan 2021'e kadar, yani yaklaşık 1,5 yıl güvenlik soruşturması, arşiv araştırması konusu askıda kaldı. Biz de göndermedik. Hatta gönderdiklerimize iade de edildi. Yani bizim yasal bir yetkimiz yok, bunu yapamayız diye. Nisan'da yasa çıktı. Tabii kanun diyor ki bu diyor yönetmelikle düzenlenir diyor. Yönetmeliği de yaklaşık 10 ay sonra çıkarttılar. Yani o görevi de savsakladılar. Madem bu iş bu kadar önemli, bir kere yasayı niye 1,5 sene sonra çıkarıyorsun? Hadi yasayı 1,5 sene sonra çıkardın. Neden yönetmeliğini 10 ay sonra çıkartıyorsun? Yönetmelik çıkar çıkmaz biz yönetmelikte yazılı uygulamaya başladık. Ne diyor orada yönetmelikte? 30 gün iş günü içinde diyor. Evet. İşe başlamadan önce 30 gün, yani işe başlamadan önce, başlatmadan önce bu kişilerin güvenlik soruşturmasını alacaksın. Valilik sana 30 gün içinde cevap verecek. Öyle işe başlatacaksın diyor. Yönetmelik böyle yazıyor. Şimdi biz gönderiyoruz birini İBB'de işe başlatmak için. Bütün bilgilerini alıyoruz. İşte adli sicil kaydı, ailesi, ikamet kağıdı, şusu busu alıyoruz. Valiliğe gönderiyoruz. Valilikten 30 gün içinde cevap gelmesi gerekirken 90 günü geçen cevaplar oluyor.
Hatta 180 günden fazla, yani 6 aydan beri cevap verilmeyen 33 kişi var. Yani işe alma sürecini de aksatıyor bu. Tabii. Buradan arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması bir takım sıkıntılarla gelen olursa biz tabii onları işe başlatmıyoruz. Mevcut işte çalışanları da valiliğe bildiriyoruz. Oradan da eğer şey gelirse, bir sıkıntılı bir durum gelirse onları da işten çıkartıyoruz. Yani ortada aslında bir sorun yok, böyle çıkıp siyasi bir demeç verir gibi demeç verecek bir sıkıntı yok. Evet. Biz görevimizi yapıyoruz. Hı hı. İlgili kurumlarda yasadaki 30 günü aşsa bile görevini yapıyor. Hı hı. Ama hani niye böyle iddialar öne sürüyor Sayın Soylu, anlamış değilim. Peki, üstelik Sayın Subaşı, bir de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle de savunuyor bütün bu olan biteni. Bunlar sadece CHP'li belediyelere, HDP'li belediyelere yönelik soruşturmalar, teftişler değil ki. 70'in üzerinde AK Parti'nin bizim belediyelerimiz kapsamında da yürütülen teftişler var diyor. Nasıl bakıyorsunuz bu savunmaya? İnandırıcı bulmuyorum Seda Hanım. Neden inandırıcı bulmuyorum? Verilen rakamların denetime elverişli olması gerekir. Biz öyle deriz mahkemelerde. Hı. Mahkemelerde bir kişi raporu yazılır. Bilirkişi raporunu okuduğumuz zaman burada yazılı rakamların doğruluğunu, yanlışlığını denetleyebilecek veriler de onun içindedir. Hangi AK Partili belediyeleri denetlemiş, Sayın Soylu bunları da açıklar herhalde. Veya kamuoyuna bu konuda bir bilgi notu ulaştırılır. Ekinde de hangi belediyeler olduğu ortaya çıkar. Ben AK Partili belediyelerin öyle denetlendiğini falan düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Bir İnandırıcı aynı gerekçeyle yapılan denetimler mi bunlar, teftişler mi? Yoksa başka konularda mı? Onu tabii, biliyor muyuz? Tabii bilmiyoruz. Yani orada bir rakam koymuş. Ha. Yanılmıyorsam demin ekranda 72 AK Partili yazıyordu. Ama içeriğinin ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Bilmiyoruz. Yani 72 değil de 172 yazsaydı doğru mu değil mi, biz bunu anlayabilecek durumda mıyız şu anda? Evet. Değiliz. Dolayısıyla bu denetime elverişli bir tablo değil bu. Hı. Hangi AK Partili belediyeler, hangi CHP'li belediyeler denetlenmiş, onun listesini de herhalde yayınlayacaklardır. Yayınlarlar herhalde. Yani yoksa bu haliyle ben çok inandırıcı bulmuyorum bu rakamları. Peki Sayın Subaşı, ne düşünüyorsunuz, ne öngörüyorsunuz, nereye varacak bunun sonu, ne yapılmak isteniyor? 557 denirken sayı arttı, bugün geldi 1668'e. Bunu daha da genişleteceklerini, bu sayıyı daha da yukarı çıkaracaklarını ve buradan nereye varacaklarını, varmak istediklerini düşünüyorsunuz? Şimdi bunun bir provasını yerel seçim öncesi gördük, hatırlarsanız. İşte Millet İttifakı iktidara gelirse yerellerde, yerel belediyelerde, Ankara, İstanbul, İzmir, buralarda, Adana, Mersin, terör örgütleri girmiş olacak. Terörle bunlar iç içe algısı yaratmaya çalıştılar. Milletimiz çok güzel cevap verdi buna. İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin'de Millet İttifakı'na iktidarı teslim etti. Bu iddialara inanmadı. Şimdi ben bu söylemlerden şunu anlıyorum. Bir seçim yaklaşıyor. Bu terör söylemini bu seçimde de kullanmaya devam edecekler. Hı hı. Fakat bu terör söylemini eğer doğru verilere dayandırmazsanız, bir kamu kuruluşu sorumluluğu içinde hareket etmezseniz boşlukta kalır. Bunu da millet görür. Evet. Bakın şimdi birkaç gündür gazetelere, sosyal medyaya bakıyorum, market terörü diyorlar. Market terörü. Marketlerde terör, marketler terör yapıyorlarmış. Fiyat artışı yoluyla terör yapıyorlarmış. 3 yıl kadar önce soğancı terörü vardı, hatırlarsanız. Evet, soğan patates, soğan. Şimdi bakın, terör kavramı çok ciddi bir kavram. Yani inanılmaz ciddi bir kavram bu. Bunu böyle sulandırırsanız inandırıcılığınızı kaybedersiniz. Nitekim Sayın İçişleri Bakanı'na da Türkiye'de şu anda kimse inanmıyor. Yani inandırıcılığı yok. Onun sözlerine inanılıyor olsaydı 2019 seçimlerinde Ekrem Başkan %55'e yakın oy almazdı. Yani şunu tavsiye edeceğim ben kendilerine. Bu terör söylemiyle ilgili eğer Millet İttifakı'na yönelik, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu terör söyleminden bir siyasi fayda elde edeceklerini sanıyorlarsa bunda yanılıyorlar. Bence bunu değiştirsinler. Bu kendilerine siyasal olarak zarar verir.
O kısmı beni ilgilendirmiyor. Ama böyle saçma iddialar terörle mücadeleye de zarar verir. Evet. Neden zarar Peki. verir? Çünkü terör kavramı sulanmış olur. Bununla ilgili yapmak istedikleri bir şey varsa buradaki isimler, bunların cevabı, bunların kurumlar arası yazışılması, bütün bunlar yapılsın ki gerçekten hani böyle isimler varsa biz bunları tabii ki işten çıkaralım. Yani ne demek? Evet. Bir teröristin bir kamu kurumunda çalışması mümkün mü? Yani böyle bir şey olabilir mi? Evet. Dolayısıyla ciddiyette bağdaşmıyor. Burada bir şey daha söyleyeyim. Sayın Bakan atanmış bir kişidir. Yani Sayın Vali ile Kaymakam'la hukuki statüsü aynıdır. Siyasi bir kişi değildir. Ben kendisine bu kadar siyasi polemiğe girmemesini tavsiye ederim. Eğer siyaset yapmak istiyorsa bakanlık gömleğini çıkarır. Milletvekili olur. Partide bir görev alır. O zaman siyasi polemiklere girer. Şimdi kuruma da zarar veriyor. İçişleri evet. Bakanlığı kurumunun saygınlığına da zarar veriyor. Evet. Diye düşünüyorum. Yani biz birçok İçişleri Peki. Bakanı gördük. Ben böyle bir bakan görmedim. Kusura bakmasın ama. Sayın Subaşı çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için, açıklık getirdiğiniz için konuya. Sağ olun efendim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve pek çok çalışanı terörle, terör örgütleriyle ilişkilendirmesi, sayıyı daha da yukarı çekmesi, bu sefer terör örgütlerinin isimlerini de tek tek sayması tabii gündemin önemli bir konusu oldu. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Sayın Doğan Subaşı'yla bu konuyu konuşmak istedik. Ben bu arada rejiden, arkadaşlarımdan bir ricada bulunacağım. İptal edilen etkinlikler haberimizi biraz öne çekersek ve şimdi girersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü bu konuları çok da birbirinden bağımsız görmemek lazım. Terörle mücadele gündemini sıcak tuttukça ve her şeyi terörle ilişkilendirdikçe ya da Sayın Doğan Subaşı'nın söylediği gibi terör kavramının içi de boşaltılınca bu konuyla ilgili atılan adımlar, güvenlik tedbirleri arttırıldıkça konserler, çeşitli kültürel etkinlikler, festivaller, insanların meydanlarda bir araya gelmesi, toplanması, sesini duyurmaya çalışmasına da yasak getiriliyor bir bir arka arkaya. Bakın CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da işte bu konuyu gündeme getirdi mecliste ve bu sene iptal edilen konser, festival ve şenliklerin nedenini ve sayısını sordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verilen cevaba baktığımızda 13 etkinlik kamu güvenliği, 6'sı da kamuoyu tepkisinden dolayı iptal edildi. Kamu güvenliği, halk sağlığı veya kamuoyu tepkisi deniliyor. Ama bunlar yeterli bulunmuyor, bunlar inandırıcı bulunmuyor. Sadece bir cümleyle geçiştiriliyor. Bakalım Sezgin Tanrıkulu neler sordu tek tek ve hangi cevaplar aldı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruldu. Onlarca konser, festival ve bahar şenliği neden iptal edildi diye. Yanıt 3 cümleyle geldi. Kamu güvenliği, halk sağlığı ve kamuoyu tepkisi. Bu yıl Zeytinli Rock Festivali'nden Anadolu Fest'e, Yıldız Teknik Üniversitesi Bahar Şenliği'nden ODTÜ Bahar Şenliği'ne, Aynur Doğan, Melek Mosso, Niyazi Koyuncu konseri gibi onlarca etkinlik iptal edildi. Kararları valilik, belediye veya kaymakamlık aldı. İtirazlar oldu, tepkiler geldi. Bazıları kısmen de olsa yapılabildi. Her birinin iptal nedenine farklı gerekçeler sıralandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuyu meclise taşıdı. Asıl nedeni ve yasaklanan toplam etkinlik sayısını öğrenmek için İçişleri Bakanı Soylu'ya soru önergesi verdi. Türkiye'nin anayasası var. Cevap geldi. Bakan Soylu sayılarla açıkladı. 11 ayda 4602 konser, festival ve şenlik için başvuru yapıldı. Bunların 4583'üne izin verildi, 19'una makamlardan onay çıkmadı. 13 etkinlik kamu güvenliği, halk sağlığı, olası sabotaj ihtimaline karşı iptal edildi. 6'sı kamuoyu tepkisinden yasaklandı. Tanrıkulu cevabı yeterli bulmadı, izaha muhtaçtır dedi. Tanrıkulu, kültür sanat faaliyetlerinin özgürce icra edilebilmesi ve vatandaş için gerekli önlemlerin alınması için teklif vereceklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bir açıklama yaptı.